olmuş? Ne olmuş hocam? 4 öğrenci okula gizlice girmiş. Yok ya, girmemişlerdir. Girmişler, girmişler. Hatta benim odama bile girmişler. Yok ya, o kadarına da cesaret edememişlerdir. Etmişler, etmişler. Hatta sınav kağıtlarını almışlar. Almamışlardır hocam. Almışlar, almışlar. Ben de bu 4 kişi kim diye merak ediyorum. Siz tanıyor musunuz? Yok hocam, ben tanımıyorum. Sen tanıyor musun Burak? Yok ya, ben nereden tanıyayım? Berkecan, sen biliyor musun? Kanka, ben nereden bileyim? Belki Dila biliyordur. Aa, ben niye biliyorum ya? Ben de bilmiyorum. Tamam, kesin. Ben tanıyorum da biliyorum da. Hadi ya, gerçekten mi hocam? Evet evet. Tanıyın. Hatta bu 4 öğrenci kimmiş izleyin. Tanıdınız mı şimdi bu 4 öğrenciyi? Evet hocam, tanıdık. Özür dileriz hocam. Özür falan dilemeyin. Bu yaptıklarınızdan dolayı size disipline veriyorum. Ne? Disiplin mi? Hocam ne olur disipline vermeyin bizi. Onu sınav kağıtlarını almadan önce düşünecektiniz. Çok pişmanız hocam. Evet hocam, disipline vermeyin bizi. O halde bu durumu velilerinizle konuşacağım. Ona göre karar vereceğim. Velilerimize mi? Evet, velilerinizle. Yarın sabahtan herkesin velisi burada olsun. Toplantıda anlaşıldı mı? Anlaşıldı hocam. Anlaşıldı hocam. Anlaşıldı hocam. Anlaşıldı hocam. Tamam, şimdi çıkın odamdan. Gözüm görmesin sizi. Çocuklar, benim babam zaten biliyor da siz ne yapacaksınız? Vallahi ben asla söyleyemem. Ben söylerim ya. Hem ne olacak, öğrenci adamız, olur öyle şeyler. Saçmalama Berkecan, disiplin diyor hoca, duymadın mı? Evet ya, o işte sıkıntı. Ay, bizimkiler disipline gideceğimizi bir duysa benim yüzümü bir daha hiç göremezsiniz. Çocuklar, biraz fazla abartmıyor musunuz? Bence biz fazla abartmıyoruz. Sen ciddiye almıyorsun Berkecan. Oğlum, başımıza hem bu belayı sen açtın hem de gevşek gevşek davranıyorsun lan. Gerçekten ya, hem orada ne yapıyorsun sen? Ben sizin gibi dertleri kafama takmıyorum. Hatta kayıyorum, bakın kaydım. Nasılım çocuklar? Of Berkecan, biz ne diyoruz, sen ne yapıyorsun ya? Bir şey olmaz çocuklar, takmayın bu kadar. Neyse çocuklar, yapacak bir şey yok. Of evet ya. Tamam öyleyse, hadi gidip ailelerimize haber verelim. Tamam kankiler, hadi görüşürüz. Eyvallah. Valide Sultan. Aa, Valide Sultan mı? O nereden çıktı be? Boş ver şimdi onu. Yarın toplantı var. Ne? Toplantı mı? Kötü bir şey mi oldu? Yok anne. Gece gizlice okula girdik de. Ne? Gece gizlice okula mı girdiniz? Evet. Hatta izinsiz sınav kağıtlarını aldık. Oğlum ne diyorsun sen? Polis de bizi yakaladı. Belki sen ne diyorsun sen? Kendine gel. Aa, kendimdeyim zaten Valide Sultan. Bak hala valide diyor. Al şunu. Neyse. Galiba disipline gideceğiz. Ne? Disiplin mi? Terlik ver Nazife. Tamam. Dur veriyorum ablam. Al şu terliği yedim. Bir aklın başına gelsin. Aklım başımda zaten anne. Bu üç oldu ıskaladı. Bana bak, parçalarım seni. Gel buraya. Aleyküm selam oğlum. Arkadaki kim, yine suçlu mu yakaladın baba? Yok oğlum, bu seferki suçlu değil. Evet, hapisten yeni çıktım. E tamam da baba, o zaman neden bizim arabada? Otobüse binecek parası yokmuş, onu da evine bırakacağım. He anladım baba, tamam. Okul nasıl geçti? Pek iyi değil baba, yarın öğretmensin belli toplantısına bekliyor. Tahmin etmiştim zaten, bildiğim mevzu yüzünden mi? Evet baba, galiba hoca biz disipline verecek. Hak ettiniz ama, suç işlediniz. Demek sen de bendensin artık, suçlusun. Yok ya, niye senden oluyormuşum? Sen sus bakayım, karışma bizim işimize. Peki tamam, karışmam. Neyse baba, yarın sakın toplantıyı unutma. Unutmam oğlum, merak etme, o iş bende. Of, ben yapamadım Diloşkum. Neyi yapamadın İranur? Kız neyi yapamayacağım, aileme söyleyemedim. Ben de daha söyleyemedim ama söyleyeceğim. Ben asla söylemem Diloşkum. Neden İranur? Çünkü bizimkiler çok sinirlenir. E tamam da yarın toplantıya gelmezlerse daha kötü olur. Niye? Öğretmen sizinkileri arayıp telefonda söyler çünkü. İnanamıyorum, kıyamet. Yani yapacak bir şey yok. Hayır var, dur. Ne var İranur? Bizimkilerin yerine toplantıya başkasını sokacağım. Nasıl yani, ciddi misin? Evet çok ciddiyim. Hatta aklımda biri bile var. Hadi gel benimle. Tamam İranur, dur geliyorum. Berkecan aç şu kapıyı. Hayır anne açmayacağım. Terlik atıp duruyorsun. Kapıyı kırdıracaksın bana. Aç şu kapıyı. Kapıyı kırarsan yeni kapı yaptırmak zorunda kalırsın. Kırma bence. Yaptırırım, ne olacak? Çabuk aç yoksa kıracağım. Anne yeni kapı fiyatları çok pahalı. Sen bilirsin ama kırma bence. Allah'ım delirecek bu çocuk. Aa, kapı çaldı. Oh be, kurtuldum. Berkecan'a sinirliyim. Onu bir elime geçirirsen parçalayacağım. Ay demek o kadar sinirlendin. Evet, disiplin ne ya, disiplin ne? Siz niye gelmiştiniz? Hiç, biz Nazife teyzeyi görmeye gelmiştik. İyi geçin, Nazife içeride. Ben de Berkecan'ın odasına yaladığın camından geçmeye çalışacağım. Hadi bakalım. Tamam Neroş. Duydun mu Diloşkom ne kadar sinirlenmiş? Duydum İranur, duydum. Benim de gözüm çok korktu. Neyse hadi gel Nazife teyzeyi bulalım. Kim arıyor beni görüntülü ya? Of ya, kuzenim Kıvılcım'muş. Dur açayım. Berkecan abi selam. Selam Kıvılcım, ne oldu, bir şey mi oldu abicim, sen beni aramazdın. Neriman teyzem diyor ki hemen odanın kapısını açacak mısın? Ne?
Annem seni mi aradı? Evet, kuzenin olarak beni aradı. Hadi aç kapıyı, ben gideyim hadi. Ya Kıvılcım ya, bir gidin, açmayacağım kapıyı. Açmazsan odada sıkıntıda bom diye patlarsın. Niye patlayacakmışım? Hem kitap okuyorum. Bak, Beyaz Kanatlı Vampir serisi. Ne? Beyaz Kanatlı Vampir serisi mi? Evet, çok maceralı ve sürükleyici bir seri. Sen de oku bu kitapları. Tamam da benim kitap okuma alışkanlığım yok ki, ben gideyim hadi. Ama bu kitaplar yüz binlerce çocuğa kitap okuma alışkanlığı kazandırdı Kıvılcım. Ama ben birkaç kitap okudum, okuma alışkanlığı kazanamadım Berkecan abi. Tamam işte Kıvılcım, sen de bu kitapları okursan kitap okuma alışkanlığı kazanırsın. Öyle mi diyorsun Berkecan abi? Evet Kıvılcım, bu senin okuduğun kitaplara benzemez. Hem sen vampirleri seviyor musun bakayım? Çok severim Berkecan abi. Tamam o zaman, sen bu kitapları hemen başla. Set 1, set 2, set 3, hepsini okursun. Tamam da ben bu kitapları nereden bulacağım? Tüm kitapçılardan ve kitap satan web sitelerinden bulabilirsin Kıvılcım. Tamam Berkecan abi, anneme söyleyeyim de bana da alsın. Söyle tabii, teyzem hemen alır. Peki ya, yazarı kim? Yazarı Erkan İşeri ve bu güzel kitaplar Pinus Kitap Evi'nden çıkıyor. Tamam Berkecan abi, sağ ol. Bu arada iyi yapıyorsun. Ben de olsam kapıyı açmazdım. Hadi kapat kapat, kitap okumaya devam edeceğim. Açmadığın için camdan girmeye karar verdim Berkecan. Ne? Camdan mı gireceksin? Sen Spider-Man misin anne? Hala dalga geçiyorsun. Ne yapıyorsun anne ya? Neyse ben içeri giriyorum ya. Berkecan, seni bir elime geçirse parçalayacağım. Annem çok komik ya. Camdan girebileceğine inanmış vallahi. Sarışınlar çat 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 çat. Esmer'in adı oya benzer güneşe. Aya bir güler bir nade. Harika, çok iyi. Kızlar siz burada mıydınız yahu? Utanma Nazife teyze. Çat 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 söylüyorsun işte. Sesim yettiğince söylüyorum işte. Sen çok güzel söylüyorsun da müziği nereden dinliyorsun? Kablolu kulaklıktan. Olmaz Nazife teyze, kablolu kulaklık mı kaldı değil mi Diloşko? Tabii canım, böyle kablosuz kulaklıkla falan dinlese daha rahat eder. Evet teyzem, zaten kablolu kulaklık her yere karışıyor. Ay Nazife teyze, zaten bu devirde kablolu kulaklık kalmadı. Tamam da teyzem, kablosuz kulaklığım yok ki benim. Hayır Nazife teyzeciğim, artık var bak. Bana kulaklık mı aldın İranur? Evet, hem de kablosuz, en son teknoloji bak. Ay çok teşekkür ederim teyzem, alayım. Tabii vereyim ama ben senden ufak bir şey isteyeceğim bunun karşılığında. Ne isteyeceksin İranurcuğum? Yarın bizim veli toplantısı velim olacaksın, tamam mı Nazife teyze? Nasıl yani, olmazsa kulaklık yok mu? Hayır yok, yarın toplantı velim ol, kulaklık kazan, var mısın yok musun? Öyle diyorsun, iyi tamam, varım diyorum. İşte bu be. Vallahi çözdün İranur. Evet Diloşko, bu iş tamam. Buyur, acil bir durum mu var? Aha, kesin yine bir olay var. Tamam Devrem, hemen geliyorum. Burak, hemen inmeniz lazım. Tamam baba, da burada mı? Evet oğlum, buradan dolmuşa bin git, görev daha önemli. Tamam baba, anladım, iniyorum. Tamam oğlum, görüşürüz. Lan sen de insene, kime diyorum? Ben de mi? Evet, hadi in şu arabadan, hadi hadi. Tamam efendim, iniyorum. Nelerle uğraşıyorum ya, hemen gitmem lazım. Suçlu kaldık burada, dolmuşa bineceğiz artık. Ben binemem çünkü param yok. Hay Allah, neyse dur bakayım, bende vardır belki. Ya Hironur, benim de gözüm çok korktu. Ben de mi söylemesem acaba? Söyleme tabii, senin için de birini bulalım. Öyle mi diyorsun? Tabii, kızacaklarını düşünüyorsan söyleme, boş ver. Evet ya, ben de söylemeyeceğim. Bana da birini bulalım. Tamam, kimi bulabiliriz ki? Bilmiyorum, benim tanıdığım kimse yok. Benim de bir tek Nazife teyze vardı, onu da kullandık. Berkecan ya da Burak'ın tanıdığı biri var mıdır acaba? Berkecan'ın yoktur ama Burak'ın olabilir. Dur arayıp soralım. Umarım vardır. Hadi ara Hironur. Dur, telefonum çalıyor. Hironur arıyor. Efendim Hironur. Burak, bize acilen yarınki toplantı için Dilan'ın velisi olarak girecek biri lazım. Ne? Toplantı başkasını mı sokacaksınız? Evet Burak, senin tanıdığın biri var mı yok mu onu söyle. Yok vallahi Hironur, dur be, darlama beni. Ne? Ne darlayacağım be, seni düzgünce bir şey soruyoruz. Ya Hironur, sana mı diyorum, yanındakine diyorum, dur lan. Ne? Senin yanında biri mi var? Evet, hapisten yeni çıkmış bir suçlu var, parası yokmuş da para isteyip duruyor. Süper. Nesi süper kızım, parası yok diyorum. Tamam, o bize yardım etsin, biz de ona para verelim. Ne? Olur mu ki bilmem, suçlu Dilan'ın velisi olur musun? Olurum tabii ki, para varsa olurum. Para versin olurum diyor, olurmuş. Ay çözdük bu işi, sağ ol Burak. Bir şey değil de Hironur, kolumu atayım da gelin bizi taksiyle alın. İyi tamam, at geliyoruz. Hironur, sence veli toplantısına velim yerine bir suçluyu sokmak mantıklı mı? Kızım suçlu değil ki, hapisten yeni çıkmış, söyledi Burak, duymadın mı? İyi madem, peki öyle diyorsan öyle olsun. Evet ya, ne gerek var ki? Saçmalamayın çocuklar, bizim hakkımızda sıfır bilgiyle veli toplantısına giremezler. Öğretmen anlar Diloşko. Yani doğru söylüyorsun aslında. Hadi başla bakalım. Tamam Nazife teyze, seninle başlıyorum. Benim adım ne? Hironurcuğum, ben zaten her şeyi biliyorum. Beni niye tesis
sıkıyorsun teyze? Çok biliyorsun Nazife teyze, çok biliyorsun. Benim en başarılı olduğum ders ne? Söyle bakalım. Bak onu bilemedim teyze. Bak bilmiyor musun demek ki? Neymiş o zaman? Biyoloji. Neyse Suçlu sen söyle, bu kızın adı ne? Biliyorum. Onun ismi Diloşkom. Ne? Diloşkom mu? Ay ben sana Diloşkom diyorum ya. Bundan Diloşkom diyor. Diloşkom. Vallahi işiniz zor. Bana bakın. Benim adım Hiranur. Bu kızın adı da Dila. Başka bir soru sorarlarsa cevap vermeyin. Sizin de adınız Veli. Anlaşıldı mı? Tamam anladım. Bizim adımız Veli. Hayır ya, isminiz Veli değil. Vasfınız Veli. Ay ben kafayı yiyeceğim galiba. Vallahi anlaşıldı. Sabaha kadar buradayız. Evet biraz zor olacak gibi. Merak etme Diloşkom. Her şeyi onlara ezberleteceğim. Merhaba Neriman Hanım. Nasılsınız, iyi misiniz? İyi olmaya çalışıyoruz Neriman Hanım. Suçlularla uğraşırken ne kadar iyi olacaksak artık. Siz de haklısınız tabii. Merhaba hanımefendi, Hiranur'un nesi oluyorsunuz? Ben mi? Ben Veli'si oluyorum. Onu anladım da nesi oluyorsunuz diye sordum. Veli'siyim efendim. Ha, işinize bakın ya. Hay Allah ne garip kadın ya. Evet vallahi Dilan'ın Veli'sini de çıkaramadım. Normalde annesinin babasını tanırım. Evet ben de tanırım. Affedersiniz siz Dilan'ın nesi oluyorsunuz acaba? Veli'si oluyorum. Hayda anladık efendim. Hepimiz Veli'siyiz de isminiz nedir? İsmim Veli. Ne? Veli mi? Ay ben çıkartamadım valla. Günaydın hanımlar beyler. Hoş geldiniz. Günaydın öğretmen hanım. Günaydın hoca hanım. Evet. Bildiğiniz üzere çocuklarımız bir suç işledi. Suç mu işlediler? Kaçın hapis yiyecekler. Ne? Hapis mi? Yok ya. Hapis nerede açıldı? Hayır canım. Hapis falan yok. Yanlış anladınız. Ay iyi ödüm koptu. Çocuklar sadece disipline gidecekler. İyi o zaman. Önemli bir şey yokmuş. Ne demek önemli bir şey yok? Disiplin diyor hoca hanım. Öğretmenim tövbe diyeyim. Valla olmaz. Vermeyin disipline. Ama böyle olmaz ki. Çocuklar disiplin suçu işlediler. Bak Allah'ın adını verdim öğretmenim. Göndermeyin çocukları disipline. Bir dakika ya. Bana bu laflar bir yerden tanıdık geliyor. Nazife. Abla. Nazife kız senin ne işin var burada? Abla valla benim bir günahım yok. Kızlar çok rica etti. Ben Hiranur'un belisi oldum. Nasıl yani? Siz Hiranur'un bir şeysi değil misiniz? Yok öğretmenim valla değilim. Peki sizi de tanıyamadım. Siz Dilan'ın nesisiniz? Velisiyim. Bir dakika ya. Bu ses de bana tanıdık geldik. Suçlu. Efendim. Lan senin ne işin var burada? Ben mi? Veli toplantısına geldim. Paramı alıp gideceğim. Nasıl yani? Ne oluyor burada? Dur bir hoca hanım. Lan ben sana demedim mi tekrar suç işlersen hapse girersin diye. Nesli Allah aşkına senin ne işin var burada? Gel. Ama bu benim de günahım. Hep böyle olursa ne olacak? Allah aşkına.